Herkese merhaba. Bugün sizlere rengarenk bir motif göstereceğim. Örümü çok basit. Adım adım gideceğiz dışa doğru. Bunları birleştirerek istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hırka, kazak, zaten sosyal medyada görüyorsunuzdur. Motiflerle çeşitli bir sürü şey yapılabiliyor. En basit battaniye yapılıyor zaten. Şöyle duruyor. Arkası şu şekilde. Şimdi adım adım nasıl yapıldığını göstereceğim. Önce şu küçük pembe yerden başlayacağız. Şimdi bir tane sıkı zincir çekerek başlıyorum. Ardından 3 tane sıralı zincir. Ve birinci zincirime batarak bir ilmek çıkarıyorum. Ardından bunları birleştiriyorum ve 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi trabzan yapacağız. Bunu 3 zincirime ilk trabzan sayıyorum. Bir tane artırıyorum. Şu orta noktaya batarak ikinci trabzanımı yaptım. Artırıyorum. Aynı noktaya batıyorum. Üçüncü trabzanımı yaptım. Ve iki zincir. Şimdi tekrar artırdım. Şu orta noktaya batarak ikili trabzan yapıyorum. Birinci artırdım. Orta noktaya battım. İkinci artırdım. Orta noktaya battım. Ve üçüncü. Yine üç tane ikili trabzan yaptım. Bir, iki. İki zincir çekiyorum. Ardından artırdım. Orta noktaya batıyorum. Birinci, ikinci ve üçüncü ikili trabzanım. Bakın şu ipi de aradan kaybetmiş olduk. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Kaç tane yapmışız? Bir bakalım. Bir, iki, üç tane yapmışız. Üç grup. Dört grup olacak. Dolayısıyla bir tane daha yapacağız. Bir grup daha. Birinci, ikinci ve üçüncü. Üç tane ikili trabzan yaptım. İki zincir çekiyorum. Şimdi şurada üç zincir çekerek başladığımız noktaya geldik. İki zincir çekmeyi unutmayın en son. O üç zincirin tepe zincirini batarak bir ilmek çıkarıyorum. Ve şu anki ilmeğimi içten geçirerek ilmek kaydırma işlemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bitti. Şimdi motifimizin orta noktasını yapmış olduk. Şöyle göstereyim. Bakın şu köşelerde boşluklar oluştu zaten. Şu şekilde duruyor. Bu motifimizin şu orta noktası. Şimdi şu kenarındaki mor kısmı yapacağız. Mor rengimi aldım. Bir tane sıkı zincir çekiyorum. Ardından motifimi elime aldım. Şimdi motifin şu köşelerindeki boşluklar var. Oralardan yürüyeceğiz. Bir tane artırıyorum. Bakın şu fazla ip arkadan tutuyorum kaçmaması için. Ardından şu birinci boşluğa batarak yapacağız zaten. Boşluğa batarak ilk trabzanımı yapıyorum. İkili trabzan yaptım. Artırdım. Aynı yere batıyorum. İkili trabzan yaptım. Artırdım. Aynı yere batıyorum. İkili trabzan. 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Artırıyorum. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum tekrar. Yani toplam 6 tane ikili trabzan yaptım. 3 tane ikili trabzan yaparak 2 zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir tane artırdım. Diğer boşluğa geçeceğiz. Bakın şu köşeye. Artırarak direkt oraya batıyorum. Hiç araya zincir falan çekmiyorum. Direkt batıyorum ve birinci trabzanım. Artırdım. İkinci trabzan. Artırdım. Üçüncü. Şimdi 3 tane yaptım. 2 zincir çekiyorum. Artırıyorum. Aynı yere batarak tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi en son diğer köşeme de batarak 3'er tane ikili trabzan yaptım. 2 zincirle birleştirerek. Şimdi bitti ve diğer köşeye geldim. Şimdi bunları birleştireceğim. Şuradaki zincir gözüküyor zaten. Oraya battım. Bir ilmek çıkarıyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Şuradaki ipimi de kestim. Bu fazla ipleri en son temizleyeceğiz. Dolayısıyla şimdilik önemli değil. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi pembe ipimle bir tane sıkı zincir çekiyorum. Ardından motifimde şu köşe noktasından başlayacağım. Şu fazla ip arkadan tuttum. Bir tane artırıyorum. Köşeye batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Artırdım. Köşeye batıyorum tekrar yine. İkinci. Artırdım. Üçüncü.
3 tane kil trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Artırdım. Yine aynı köşeye batarak 3 tane kil trabzan yapacağım. Şimdi yaptım ikili trabzanımı. Şimdi şu ortada bir boşluğumuz daha oluştu. Yavaş yavaş büyüttüğümüz için. Dolayısıyla o boşluğa da trabzan yapmamız gerekiyor ama sadece köşelerde şu iki zincir olayını yapıyoruz. Şimdi şu orta alana geçerken artırarak direkt ortaya batıyorum. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bu kadar. Zaten şu geçişlerde dediğim gibi zincir falan çekmiyoruz. Direkt artırıyorum, geçişimi yapıyorum. Şimdi tekrar köşeye geldim. Köşede 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. En son bakın. Şurayı yaptım. Orta alanı. 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi şuradaki tepe noktasına batıyorum. Tepe zincirine. İlmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Ardından bir zincir çektim. Ve ipimi kestim. Gördüğünüz gibi bu rengi de tamamladık. Şu şekilde. Şuradaki pembe alanı yaptım. Hep aynı işlemi tekrarlıyorum aslında. Şu köşe noktalarda yine köşe oluştu bakın. Köşelerde 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip 3 ikili trabzan yapıyorum. Yani totalde 6 tane ikili trabzan oluyor köşelerde. Şu ara noktalarda, ara boşluklarda 3'er tane ikili trabzan yapıyorum sadece. Ve geçiş yaparken zincir falan çekmiyorum. Direkt ilmek artırıyorum, geçiş yapıyorum. Sadece şu köşelerde 2 tane zincir çekiyorum. 2 tane üçlü trabzanın şey ikili trabzanın arasında. Yani ikili trabzan yapıyorum 3 tane. 2 zincir çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum 3 tane. Onun dışında şu geçişlerde zincir falan çekmek yok. Direkt artırarak geçiş yapıyoruz. Şimdi yine şu mor alanı öreceğim ve dediğim gibi aynı işlemi tekrarlıyorum her zaman. Şimdi bir tane sıkı zincir çektim. Bakın hep aynı işlemi tekrarlıyorum dediğim gibi. Şu köşedeyim. Artırdım. İp arkadan tutuyorum kaçmaması için. İkili trabzan yapıyorum. Birinci. Artırdım. İkinci. Artırdım. Üçüncü. Şimdi 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Ve tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci. İkinci. Üçüncü. 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi artırıyorum. Dediğim gibi şu ara noktaya geçeceğim. Çünkü hiç zincir falan çekmiyorum. Direkt şuradaki boşluğuma batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bu kadar. Şimdi artırıyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3. Artırdım. Köşeye geldim yine. Köşedeyken ne yapıyorduk? 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Hep aynı işlemi tekrarlayarak tekrar sıra başına geleceğim şuraya. Sıra başına geldim. En son şuradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Ve dediğim gibi zincir falan çekmiyorum. Şuradaki tepe zincirine batıyorum. Ve ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bir tane zincir çekip kesiyorum. Aslında motifimiz bitti. Şu anda sadece şu ilmekleri, ipleri arkadan toplayıp keseceğiz. Şöyle. Çoğaldıkça bence çok tatlı duruyor. Renk seçimi de güzel olduğunu düşünüyorum. Ve motifin yapımı da gerçekten çok basit. De yaptıkça alışıyorsunuz. Ve ben toplam 1, 2, ya ortayı saymazsam 3 kattan oluşan bir şey yaptım. Motif yaptım. Ama siz bu kat sayısını artırabilirsiniz. Ya da direkt şuradaki pembede yani 3 kat, ikinci katta direkt bitirebilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi motifleri birleştirerek kırlenti yapmayı düşünüyorum. Bir sonraki videoları da takip ederseniz eğer nasıl kırlenti yapıldığını da gösteren bir videom olacak.